Bu bacağımdan alıp da kafatasımı onardıkları fotoğraf. Diyelim. Hayatta kaldık çok şükür. Evlatlarımıza bağışladı Allah. Yani doktorun ihmalkarlığı oldu biraz, evet. Yani söylenene göre o şekilde yapmaması gereken bir işlemi yapmış. Araştırılıyor. Herhalde gerekli merciler en doğru kararı verecektir. Hastaneye geldik şimdi ya. Bazı tetkikler yapılmasını istediler. Evet. Evet. Şimdi bu yaşadıklarımızdan sonra tabii tetkikler yapılıyor. Yine bugün buraya muayene için geldik. Tabii bu zor oluyor bizim için de. O anlar gözümüzde canlanıyor. Yani yaşadığımız şeyler normal şeyler değil. Lütfen herkes dikkatli olsun. Biz burada canımızla cebelleşirken kendisinin tatile gittiğini, sağda solda ucuz yırttığı yönünde laflar kullanmış. Tabii bunlar bizim gerek psikolojimizi gerek de insanlığımızı sorgulattı. Onun bana yaptığı yanlış müdahalenin neticesinde yaşadığım sorunlar sebebiyle sürekli buraya gelip gidiyorum tedavi olmak için. Problemlerim, dişlerimdeki rahatsızlık sebebiyle Nilüfer bölgesinde özel bir kliniğe başvurdum. Orada yapılan incelemeler sonucunda diş kemik yapımının ince olduğunu, dişlerimin sallandığını ve implant uygulaması yapıldığı yönünde bilgi aldım. Kendisinin 24 yıllık hekim olduğunu, bu alanda uzman olduğunu belirtti. Biz de ona güvenerek kendisinin profesyonel olduğunu düşünerek bu işi ona verdik. Daha sonra dişlerimi çekip aynı gün implant uygulaması yaparken aşırı şekilde yüklenip çene kemiğim, kendisi cihazın bozuk olduğunu söyleyerek asistanına bu cihazı tamire gönderin dedi. Daha sonra kendisi el yordamıyla vidayı kendisi başlığıyla beraber sokmaya çalıştı. Sokmaya çalışırken aşırı yüklendiğinden kendisini uyardım. Kemik sesi geldiği yönünde onun normal olduğunu söyledi. Daha sonra yüklendikten sonra çene kemiğim kırılarak göz duvarımın arkasından beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Vida mı saplanıyor? Yani? Evet, vida saplandı. İmplant vidası. Daha sonra beni götürüp röntgen çektirdi. Röntgen çektirdikten sonra durumun ciddiyetini anlayınca Bursa Uludağ Üniversitesi acil birimine getirip bıraktı. Orada yapılan incelemeler sonucunda vidanın beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye kafatasını kırarak geçtiği görüldü. Daha sonra uzman hekimler danışarak kafatasımın açılıp oradan çıkarılması yönünde karara vardılar. Daha sonra kaşımın hizasından açılıp implant vidası oradan çıkarıldı. Tabii bundan ameliyattan önce bana hayatımı kaybedebileceğim, gözümün %90 kaybedebileceğim yönünde bilgi verdiler. Tabii bu süreçte iki tane çocuk sahibiyim. Onlarla vedalaşmak zorunda kaldım. Zor bir süreçten geçtik. Fakat bu süreçte hiçbir zaman yanımda olmadı. Mağduriyetimi gidermedi. Peki siz doktoru aradığınızda doktor ne dedi size? Doktoru aradığımda kendisiyle ulaşamadım. Sekreteriyle görüştüm. Sekreteri kliniğe gelmem yönünde biraz şey yaptı. Ricada bulundu. Ben de kliniğe gelemeyeceğim. Onun bana gelmesi gerektiği konusunda görüş bildirdim. Doktor sizi herhalde çok kale almadı. Ödediğim parayı da iade etmedi. Yapmış olduğu diğer işlemler de yerinden çıktı. Bunlar zaten rapor ve belgelerle elimde mevcut. Yani beni ağır yaralı olarak oradan oraya gezdirdi. Hiçbir önlem almadan. Beni o acil servise bırakıp kaçtı yani. Yani bana bir şey olsaydı iki çocuğum sahipsiz kalacaktı. Yani eşim, annelerim hepsi mağdur olacaklardı. Ama ki yani şu anda kendisinden davacıyız zaten.
mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Amerika'da dergilere, literatürde tek olduğu için literatür incelemesinde şu anda. Amerika'da dergilere, eğitim fakültelerinde eğitim amaçlı kullanılıyor. Yani daha önce yaşanmamış bir olayı yaşadık. Tamamen kendisinin tecrübeli olduğunu söyleyerek bizi hayatımıza son verecekti neredeyse. Yani benim tavsiyem, insanlar çok bilgili, deneyimli hekimlere bu implant uygulamasını yaptırsınlar. Yani şu anda 5 bin liraya, 10 bin liraya çeşitli miktarlarda çok uygun fiyatlara implant uygulaması yapılıyor. Kesinlikle tercih etmesinler. Yani benim sırf para için dişlerimi çektiğini öğrendik. Dişlerimin aslında sağlam olduğunu, sadece bir diş eti rahatsızlığımın olduğunu, diş eti rahatsızlığından sonra dişlerimin yıllarca kullanılabileceği yönünde bilgi verildi bana. Hatta implant uygulamasının işlem adımlarının yanlış olduğu söylendi. Yani çene kemiğimin zayıf olduğunu kendisi söylemişti. Sağlamlamadan daha erken parayı alayım diye aynı gün çekip aynı gün implant uygulamaya çalıştı. Bu da benim hayatıma mal oluyordu. 3-5 kuruş için insan hayatını hiçe saymasınlar. Devletin gerekli mercilerinden, yani özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan bunların denetlenmesini istiyorum.